Değerli dostlarım, gavuzlama bahane, goldenes şahane. Bu sloganla konuşmama başladım. Çünkü halk arasında gavuzlama olarak bilinen şey esasında çiçekten sonra meyve tutumu başlangıcında gerek elmanın, gerek kirazın, gerek cevizin, gerekse şeftalinin bitki tarafından beslenemediği için atılmasından ibaret. Ama esasında bu gavuzlama pH sorunu. Yüksek pH'tan dolayı topraktaki besin elementleri kitlendiği için bitki çiçeklenmeyi sağlıklı bir şekilde yapmış olmasına rağmen meyve tutumuna girdiğinde, yük bindiğinde besleyemediği için onları atıyor. Bu 10 dönümlük elma bahçesi bunlardan bir tanesiydi. Burayla ilgili goldenes konusunda Şubat ayında bir uygulama başladık ve şu an ikinci defa kontrole geldik. Meyve tutumları şahane, henüz daha seyretme yapılmamış. Çok sık bir meyve tutumu var. Şu ana da bir tek meyve atmamış, seyretme yapılacak. Ondan sonra bitki beslemesine, yaprak ve taban uygulamasına devam edilecek. Ve bu sene de kaliteli bir verim alacak. Çiftçimizin yüzü gülecek. Dolayısıyla gavuzlama değil, pH sorunu. Bununla ilgili de böyle bir sorunuz varsa bizim irtibata geçin. Gelelim toprak analizinizi yapalım. Onunla ilgili de pH ile ilgili olsun, bitki besleme ilgili olsun tüm reçetelerimizi verelim. Tedaviye başlayalım, siz de aynı şekilde sonuç alın. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Dostlarım, yine o bahsettiği gavuzlama ile ilgili sizi bilgilendirme yaptım. Bahçedeyiz. Ben işin bilimsel kısmıyla ilgili açıklamayı yaptım. Asıl üreticimiz Yaşar Bey burada. Konuyla ilgili detaylı bilgileri kendisine alalım. Buyurun Yaşar Bey. Evet, sağ olsun Feridun Bey. Bir nasip oldu, tanıştık. Toprak analiziyle başladı. Ama toprağımızda pH'in yüksek olmasını öğrendik. Daha önceki yıllar yaşadığımız bu pH'den dolayı gavuzlama problemini pH düşürerek ve takviye gübrelerle tabii pozitif duruma getirmeyi amaçladık. Şimdi şu anda yaptığımız çalışmaların pozitif bir ürün almış, neticesini almış durumdayız. Ürünlerimiz de görüküyor. İnşallah bu neticeye tam şey olarak erişeceğiz. Yani ürün olarak çok şu anki şeysi iyi yani. Memnunuz. Devam edeceğiz. Beslemeye sonuçta da iyi olur. Pazarda yol inşallah. İnşallah temennimiz de o zaten. Evet. Bu sene öyle netice yani amacına ulaşmış yani, olur. Yani. Peki geçmiş yıllarda bize bahsetmişsiniz. Ne kadarlık bir meyve tutumundan sonra meyve dökülmesi meydana geliyordu bu zamanlarda? Ya şimdiye kadar bu bahçemizin istenilen bir tonaj verimi ulaşamadık. İşte demin bu kavuzlamadan, bu eksik şeyden. Hani yüzde verebilir misin bize? Ne kadarını döküyordu bitki? Ne kadarını atıyordu? Ya bitki hasatta döküm vardı. Daha önce de döküm var. Yani neticeye bir şekilde ulaşamadık. Bahçemiz tam verimine de girdi. Netice alamayınca biz de daha karamsarlamaya başladık. Ama sizinle tanışınca... Ama çözümü varmış, çözümü demek ki varmış. Bilimsel çözümleri evet, varmış. Evet, sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. İnşallah. Biz de size hep katkı vermişsek ne mutlu bize. Mutlu oluruz. Hep üreticiler olarak da bizler de seviniriz. Sizler de mutlu olursunuz. Beraber inşallah güzel yarına bizim olur. Bilimsel olarak yani, uygulamaları evet, aynı şekilde devam edeceğiz. Bilimin ışığında gideceğiz inşallah. Aynen.